Ya biraz çabuk olamaz mısın? Ya beklesene bir dakika. Ya gene kolum koptu. Bir dakika, bir dakika çarpacak şimdi. Bir dakika gel. Dümdüz gel. Ya, dümdüz topla 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 şimdi gel. Gel 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 gel. Oldu gel. Dümdüz sana serbest. Ben bakıyorum, sen gel. Yürü yürü. Ha. İşte bu ya, bu işte bitti. Ay, sana ne oluyor? Taşıyan Yorgo ile bendim. İyi de yol gösteren bendim. Ben olmasam dört dönüyor olacaktınız şimdi. Peki şu kanepe ne olacak? İstersen onu da hemen götürüvereyim. İyi olur vallahi. Temiz mi ellerin? Şaka şaka ediyorum. Biliyor musun İhsan? Senin nikah tazelemeyi düşünecek kadar romantik olman beni çok şaşırttı. Allah şaşırman doğaldır. Biz sizi çok şaşırtmışızdır bugüne kadar. Saymakla bitmez. Birinci inönü, ikinci inönü, üçüncü inönü. Üçüncü inönü mü? Bak gördün mü, gene şaşırdın. Sevinç niye gitti eski mahallenize? Bizim Mahmut'u bulmaya. Mahmut kim? Benim nikah şahidimdi. Ha, bu arada Sevinç'in nikah şahidi olarak beni seçmiş olmanıza ne kadar sevindim anlatamam. Ya, biz seçmedik canım. Sevinç tek başına seçti. Aa, herkese merhaba. Merhaba Sevinç. Ver canım. Ah, mobilyaları taşıdın demek. Sağ ol İhsan'cığım. Rica ederim hayatım, vazifem. He, ne oldu? Bulabildin mi bizim Mahmut'u? Buldum. Yarın geliyor. Ah harika. Ne yapıyormuş kerata? Hiç, çalışıyor. Gültepe'de bir bozacıda. Bozacı mı? Ha, şimdi anlaşıldı. Niye İhsan'ın şahidi oldu? Bu arada gitmişken bir şey daha öğrendim. Sonra söylesem daha iyi. Neden? Söyle ya, söyle. Sonra İhsan. Niye hayatım? Sanki bunlarda sakladığın bir şey varmış gibi. Aa, var tabii İhsan. Sana nasıl katlandığı hala bizim için bir sır. Söylesene hayatım, neymiş? Peki öyleyse söylüyorum. Senin Gültepe'deki dükkan var ya. Orada fiyatlar çok yüksek. Öyle mi? Ya Sevinç, özel meselelerimizi niye her şeye maydanoz komşuların yanında anlatıyorsun? Gültepe'deki fiyatlar neyse öbür dükkanlarda da aynı. Fiyatlarım her yerde aynı. Söyleyeyim dedim, bir dakika. Aslında ben size bir şey soracağım. Şimdi bana cevap verin. Mesela Gültepe'deki BMW bayi Gültepe'de BMW'leri daha mı ucuza satıyor? Tabii ki hayır. Yani koskoca BMW bu işi bilmiyor, siz biliyorsunuz. Peki benim BMW'den ne farkım var? Bırak bahane bulmayı İhsan. Senin bazı sorumlulukların var. Evet efendim, dükkan kirası ödemek gibi. İhsan, anlamıyorsun. Hayır, sen anlamıyorsun. Elinin hamurunla benim işime karışma ya. Senin işin mi? Peki senin o işini kurabilmen için saçımı süpürge ettiğim 25 sene ne olacak? Geçmişte yaşamayı bırak canım. Yaşlılık alametidir. Senin şimdi ilgilenmen gereken şeyler ev, mutfak, başar. Anladığın işler. Ne? Biz gitsek mi acaba? Acabası macabası yok Feraye. İyi geceler. Şunu anlasan iyi olur İhsan. Evlilik bir müessese ise ben de o müessesenin ortaklarından biriyim. Evet, tabii ki öylesin. Ama küçük ortak. Nasıl küçük ortak? Yani sen benden bir yaş küçüksün ya. Öyle küçük ortak. Ama rica ediyorum, şimdi de sessiz ortak olmayı öğren. Hadi bize müsaade. Siz iki muhabbet kuşunu yalnız bırakalım biz. Madem sessiz bir ortak istiyordun, o zaman bir korkulukla evlenseydin. Aynı benim yaptığım gibi. Ah, merhabalar. Meşguller mi? Her zamanki kadar. Kocan ve evinin reisi olarak sevgi saygı göstermenin dışında gerektiğinde bana itaat etmen gerektiğini hatırlatırım. Şu anda bu saydıklarının hiçbirini yapabileceğimi sanmıyorum. Ne istiyorsun be? Benim prova yapmam lazım. Meşgulüz şimdi. Tamam, zaten sizin de çene çalmaya gelmedim. Çalışmalıyım. Yarın törende benden sonra utandırmak istemem. İstesen de utandıramazsın. Davetli değil. Ne diyorduk biz? Hiçbir şey demiyorduk. Ve sen benim de bu evlilikte eşit söz sahibi olduğumu kabul edene kadar da hiçbir şey demeyeceğim. Zaten öylesin. Sen ev işlerine bakıyorsun, ben iş işlerine. Şöyle herkesin bildiği basit bir parçayla başlasam diyorum. Biliyor musun İhsan? Senin bu saygısız ve mantıksız davranışlarını gördükçe yarının ne kadar büyük bir hata olduğunu düşünmeye başladım. Büyük geçmiş olsun. Çok geç. Her şeyin parasını ödedim. Herkes çağrıldı. İstesen de istemesen de nikaha basıp dünya evine giriyoruz yarın. Bu evlilikte eşit ortak mıyım, değil miyim? İşte ne kadar eşit olabiliyorsan o kadar. Lafını geri al. Ne olmuş, almazsam ne olur? Yoksa bu evlilik 2.80 yatar. İşte o kadar. Nereye yatar? Ne? Bütün konukların önünde nikah memuruyla baş başa mı bırakacaksın beni? Alo! Sen kime diyor?
Oh, bu kadar amatörce oluyor. Sevinç Hanım. İhsan Bey.